Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kahramanmaraş yöresine ait olan tarhanadan, hem cips tarhana hem çorbalık tarhana olarak kullanmış olduğumuz tarhanadan çok güzel bir çorba yapacağım arkadaşlar. Bu tarhanaya herkesin ulaşma imkanı artık hemen hemen var. İnternetten alınabiliyor ya da Kahramanmaraş civarı illerde de artık birçok yerde kullanılıyor. Ondan dolayı ulaşma imkanı artık sıkıntılı bir ürün değil. Bulursanız da eğer mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hem çok besleyici hem de bir o kadar lezzetli arkadaşlar. Bildiğimiz un tarhanası dışında hem yoğurtlu olacağı için hem de sarımsaklı naneli olduğu için çok daha farklı bir dokusu olacak bildiğimiz tarhana çorbasının dışında. Burada 3 su bardağı tarhanamız var. Bu çorbalık olarak kullanılan bu minik parçalar olduğu için çorbalık arkadaşlar. Cips olarak yemelik yani kullandığımız tarhana da bunun daha büyük böyle el kadar büyük parçalar halinde olanını da normal yemelik kullanıyoruz. Aynı ürün aslında sadece bu biraz daha küçük olduğu için çorbaya daha uygun. Hemen çok fazla sizi sıkmadan tarife geçmek istiyorum. Çok basit bir çorba arkadaşlar. Tenceremize tarhanalarımızı olduğu gibi alıyoruz. Burada benim kaynatmış olduğum 1 litre suyum var. Hemen kaynar suyu üzerine ekliyorum. Ve hemen yumuşuyor zaten. Pişmesi çok kısa süren pratik de bir çorba aynı zamanda. 1 litre suyumun tamamını ekledim ve ocağımın altını yakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağım. Bakın hemen yumuşadı. Şöyle şu halini de göstermek istiyorum size. Kaşığa gelmedi. Evet, bakın yumuşacık oldu. Hemen dağılıyor zaten arkadaşlar kendiliğinden. Bu aşamada tarhananın içinde kendi tuzu var ama yine de damak zevkinize göre tuz da ekleyebilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Ve arkadaşlar kesilmeden hemen eklemek istiyorum. Sıcak olduğu zaman yoğurdumuz kesilme yapacaktır. Bu şart değil, koymayabilirsiniz. Normalde bu şekilde olmaz. Yoğurtsuz sade de yapılır. Ama bizim evde aile bireyleri genel olarak yoğurt koyduğumuzda daha lezzetli olduğu için o şekilde seviyorlar. Ondan dolayı da bu şekilde ekledim. Yoğurdumu da ekleyip hemen hızlıca karıştırmak istiyorum. Lezzetini artıracak arkadaşlar bu yoğurt. Koyulması şart değil. Ama koyulursa inanın lezzetine lezzet katacak. 2 yemek kaşığı da yoğurt koydum arkadaşlar. 3 su bardağı tarhana, 1 litre su. Özetle 2 yemek kaşığı da yoğurdumu ekledim. Bakın bu şekilde. Artık kaynamaya bırakacağım. Bu kaynadıkça bu tarhana parçaları dağılacak. Sonrasında da blenderdan geçireceğiz. Pürözsüz bir hal alacak zaten. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. İyice tamamen böyle parçalandığından emin olduktan sonra yaklaşık 20 dakikada olacaktır. Sonrasında da blenderdan geçirip çorbamızın meyanesine, sosuna geçelim. Evet arkadaşlar, tarhanamız yaklaşık 20-25 dakika kaynadı. Bakın böyle suyu artık bembeyaz oldu zaten. Tarhanalar da içinde tamamen yumuşayıp neredeyse öldüler diyebilirim. Artık çorbamızı blenderdan geçireceğiz. Sonrasında da yağını yakarak son haline ulaşacağız. Ben şimdi hemen blenderdan geçirip karşınıza tekrar geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamızı 2-3 dakika blenderdan geçirdim. Bakın kıvamına şöyle. İçerisinde buğday taneleri olduğu için onların kabukları tabii ki çekilmiyor. Ama artık pürüzsüz bir kıvam aldı. Benim oğlum bebekken de çok fazla tüketirdi. İçerisinde yoğurt, buğday olduğu için güneşte kurutularak yapıldığı için de çok daha sağlıklı. O yüzden bebeklerinize de tanesiz, pürüzsüz olduğu için gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz bu çorbayı. Bir taraftan da sos tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. Arkadaşlar az önce malzemelerimi gösterirken söylemeyi unutmuşum. Nane ve pul biberin yanına 2 diş ezilmiş sarımsak ekledim. Sarımsağı üzerine yakacağız yağ olarak. Evet. Şöyle yapacağım. Sosumu kavuruyorum. Çorbamın üzerine gezdireceğim şimdi arkadaşlar. Mis gibi sarımsak nane kokusu zaten yayıldı buram buram. İnanın denediğiniz zaman eğer bu tarhanaya ulaşabilirseniz denediğinizde müdavimi olacaksınız. Bu konuda kesinlikle garanti verebilirim ve sesi duyuyoruz birlikte. Evet, cızırtıyla birlikte mis kokular etrafı sardı. Şöyle hem çekim yapıp hem yaptığım için tek elimle oluyor arkadaşlar. Sos tabanı böyle ziyan etmiyorum. Ne yapıyorum? Şöyle iki kepçe
alıp içerisine ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum sos tavamı da içindeki sosların tamamen gelmesi için. Ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Ben tariflerimde genelde buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ziyan olmasın, sıkıntı olmasın. Tek amacımız bu. Şöyle bakın mis gibi oldu arkadaşlar. Mis kokusuyla Kahramanmaraş usulü tarhana çorbamız son haliyle karşımızda. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun arkadaşlar. Bu arada ben bu videomu çekerken mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaşmak üzereyiz. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Herkese şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Hayırlı güzel günler olsun. Bugün de mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.